Merhaba gençler. Bu dersimizde de halk edebiyatından sonra, yani önce divanı gördük. Divan edebiyatı genel özellikleri, şairleri. Halk edebiyatı genel özellikleri, şairlerini gördük. Şimdi araya şiir türlerini koyuyoruz. 6 tane şiir türümüz var. Lirik, epik, didaktik, satirik, pastoral, bir de dramatik şiir arkadaşlar. Şimdi bunlara baktıktan sonra halk ve divan edebiyatını da bitirmiş oluyoruz. Tanzimat edebiyatına giriş yapacağız bir sonraki derste. Daha sonra milli edebiyat, cumhuriyet dönemi edebiyatı olarak devam edeceğiz. Sonra da şairler üzerinden ve şiirler üzerinden ilerleyen videolarımız olacak arkadaşlar. Şimdi lirik şiir, ya bu şiirler ne demek şiir türü? Şimdi şiirlerin hepsi aynı konularda yazılmamıştır. Kimi aşk konusunda, kimi daha kahramanlık, yiğitlik konularını işlemiş, kimi daha öğretici şiirler yazmıştır, kimi eleştiri şiirleri yazmıştır, kimi daha çok doğayla alakalı ya da çobanlarla, kent yaşamlarıyla alakalı şiirler yazmıştır, kimi de daha çok tiyatro gibi tiyatral şiirler yazmıştır arkadaşlar. Şimdi lirik şiir ne demek? Lirik şiir arkadaşlar, aşk, sevgi, özlem gibi hüzünlü konuları işler. Yani lirik şiire baktığımız zaman göreceğiz ki şiirler hep hüzünlü bir havada olacaktır. Aşk, sevgi, özlem, işte ölüm, ayrılık vesaire, bu tarz konularla ilgili yazılan şiirlere biz lirik şiir diyoruz arkadaşlar. Verdiğimiz örnekte de yeni mektup aldım gül yüzlü yardan, yani gül yüzlü sevgiliden. Gözletme yolları gel deyi yazmış. Sivralan köyünden bizim diyardan. Dağlar mor menekşe gül deyi yazmış. Yani artık gel diyor, beni senden mahrum etme diyor arkadaşlar. Burada bir özlem var, sevgiliye duyulan özlem. Bu yüzden de lirik konulu bir şiir olmuştur. Bu şiir türünün temsilcileri Fuzuli, işte divan edebiyatından günümüze doğru gelirsek Fuzuli, halk edebiyatından Karacaoğlan, işte daha sonra Fecrat-ı Servet-i Fünun'dan işte Yahya Kemal, işte sonraki yeni dönemde de Cahit Sıtkı Tarancı var arkadaşlar. Daha sonra epik şiir, epik şiirlerde kahramanlık, yiğitlik ve savaş konularının anlatıldığı destansı şiirlerdir. Parantez içerisinde destan yazın arkadaşlar. Destan ne demek? Destan, kahramanlık, yiğitlik özellikleri gösteren, biz İslamiyet'ten önce yazılmış belli başlı destansı eserlere bakarsak ne göreceğiz orada? Genellikle Türk boylarının yaptığı savaşları ya da Türk milletinin, eski Türk milletinin yaptığı savaşlarda ya da işte o kahraman komutanlardan bahsedilen yiğitlik konulu yazılardı destanlar. Epik şiir demek de destansı konuları işleyen şiirler. Yani kahramanlık, yiğitlik, savaş, işte o kahraman kişilerin anlatıldığı şiirler. Şu Boğaz Harbi nedir? Mesela Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine şiiri vermiş buradaki örnekte, epik şiirde. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç dolanmayla sarılmış ufacık bir kara.
Ersel usta bir isim tarafından, Mehmet Akif Ersel tarafından yazılmış çok güzel bir epik, yani destansı özellikler gösteren bir şiir örneği verilmiştir arkadaşlar. Epik şiirin ilk örneklerini Homeros İlyada Odesya adlı eseriyle vermiştir. Bunu da bilin. Bu şiir Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri'nin adlı şiiridir bu arada. Yani Mehmet Akif Ersoy'da çok güzel bir örneği vermiştir diyelim. Didaktik şiir. Didaktik demek, öğretici demek. Bir konu hakkında, yani herhangi bir konu olabilir. Siz oraya tanım yazabilirsiniz. Didaktik şiir, öğretici şiirlerdir arkadaşlar. Herhangi bir konuda bilgi aktarmak, bilgi vermek amacıyla yazılan şiirlere didaktik şiirler diyoruz arkadaşlar. Burada da Türkçe ile ilgili bir bilgi veriyor bize. Güzel dil Türkçe bize, başka dil gece bize, İstanbul konuşması en saf, en ince bize diyerek İstanbul Türkçesinin çok duru, çok yalın, çok güzel olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Burada bir öğreticilik var. Yani didaktik şiir türü. İlk örnekleri yine Yunan edebiyatında Hesiodos vermiş. Daha sonra divan edebiyatında Nabi vermiştir. Günümüzde de Tevfik Fikret vermiştir. Didaktik şiir türünde eserler arkadaşlar. Daha sonra satirik şiir var. Satirik şiir de ne demek satir? Satir ne demek? Eleştirmek demek arkadaşlar. Şuraya eleştiri şiirleridir. Satir demek, eleştirmek demek. Satirik şiirleri gördüğünüz zaman direkt eleştiri olduğunu bilin. Divan edebiyatındaki adının hiciv, halk edebiyatındaki adının ise taşlama olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Divan edebiyatında hiciv, halk edebiyatında da satirik şiirin adı taşlama olarak geçiyor. Yani halk edebiyatındaki taşlama nasıl biçimine bakarsak, nasıl şekline bakarsak biz bu taşlamaların eleştiri hakkında, eleştiri olarak yazılmış şiirler olduğunu görürüz. Aynı zamanda divan edebiyatında hicivler var. Hiciv ne demek? Yermek, eleştirmek demek. Hicv etmek, eleştirmek demek arkadaşlar. O yüzden bunların hepsi aynı. Satirik, hiciv, taşlama. Bunların hepsi aynı. Ama divan edebiyatındaki adının ve halk edebiyatındaki adının ne olduğunu sorabiliyorlar arkadaşlar. Sordular, yine sorabilirler. Buna da dikkat edin. Şimdi burada da Tevfik Fikret'in çok güzel bir şiiri arkadaşlar. Bu sofracık efendiler ki yenmek üzere tam hazır, huzurunuzda titriyor şu milletin hayatıdır. Şu milletin ki mustarip ve ölmeden ağır ağır, fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun, hapır hapır. Yiyin efendiler, yiyin, bu hanı iştiha sizin, doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Yani siz, yani şair yaşadığı dönemden aslında, yaşadığı dönemi yönetenleri, yani hükümeti, o dönemdeki hükümeti eleştiriyor arkadaşlar. Millet ne halde görmüyorsunuz diyor, ama siz zengin kesim ya da devleti yönetenler, ülkeyi yönetenler, bu toprakları yönetenler tıka basa midelerini doldurmuşlar. Ancak halkı görmüyorlar. Burada da büyük ağır bir eleştiri var Tevfik Fikret tarafından. Yine satirik şiir yazmış önemli isimlerden Nefi divan edebiyatında yine. Daha sonra Şeyhi. Şeyhi'nin nesi vardı? Harname, Eşekname adlı eseri çok önemli bir eserdi arkadaşlar. Bundan da hatırlarsanız ki bahsetmiştik. Çok güzel bir şiirdi. Satirik eleştiri şiiriydi arkadaşlar. Daha sonra pastoral şiir. Pastoral şiirler kendi arasında ikiye ayrılıyor. İdil ve Eyyop diye. İdil tamamen doğadan bahseden. Eyyop ise adını unuttum. Çobanların
karşılıklı konuşmalarının yer aldığı şiirdir Egloplar. İdil, işte tamamen doğadan, doğayla alakalı her şeyden bahseden şiirler. Eglop, çobanlardan ya da çobanların karşılıklı konuşmalarından oluşmuş pastoral şiirler arkadaşlar. Pastoral şiir ne demek? Doğa güzelliklerini anlatan, doğayla alakalı bütün konuların içinde yer aldığı şiirlerdir arkadaşlar. Siz oraya parantez içinde yazabilirsiniz. Sonbahar geliyor serçe, Cahil Külebe'nin çok güzel bir şiir örneği. Sonbahar geliyor serçe, yuvanı ne yapacaksın? Ayva çiçek açmadan önce meyvelerin içi geçecek, rüzgar başka çeşit esecek, yağmurlarla ıslanacaksın demiş Cahit Külebi. Cahit Külebi'nin şiiridir bu arkadaşlar. Çok güzel bir pastoral şiir örneği. Yine ilk Yunan edebiyatında örnekleri veriliyor. Teokritos, daha sonra Abdülhak Hamid Tarhan tarafından da örnekleri veriliyor diyelim arkadaşlar. Şiir türlerine genel hatlarıyla baktığımız zaman bunları görüyoruz. Bir de dramatik şiir vardı. Bu şiir tiyatroda kullanılan şiir türüdür arkadaşlar. Eski Yunan edebiyatında şimdi şiir, dramatik şiir türü tiyatroda kullanılan bir şiir türüdür. Eski Yunan tiyatrolarında oyuncular söylemek istediklerini şiirle dile getirmişlerdir. Şiir yani böyle bu tarz bildiğiniz şiirleri, şimdi bildiğiniz gibi tiyatrolar normal düz yazıyla yazılır ve o şekilde oynanır. Ancak bunlar dramatik şiirler. Tiyatrolarda o arada kısa şiirler söylenir ya, hiç tiyatro izlediniz mi bilmiyorum. Eğer izlerseniz, bakarsanız dramatik şiir örneklerine ya da YouTube'dan videolardan da bulabilirsiniz. Çok güzel örnekler var. Oyuncuların arada kendi fikirlerini iletmek amacıyla tiyatroda okudukları bu kısa şiirleri biz dramatik şiir diyoruz arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda var mı yazan? Namık Kemal var. Abdülhak Hamid Tarhan var. Faruk Nafiz Çamlıbel var arkadaşlar. Şiir türlerimizde başlıklar bu şekilde, yani toplamda 6 tane şiir başlığı verdik. En son bahsettiğim dramatik şiiri de kısa bir şekilde yazabilirsiniz. Örnekleriniz kitaplarınızda mevcut arkadaşlar. Oradan eğer defterinizde not olarak yoksa bakıp kendinize yazın rica ediyorum. Şiir türleri derste bu kadar. Daha sonraki derste dediğim gibi ne göreceğiz? Hemen söyleyeyim size. Daha sonra Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı, genel özellikleri, sonra Cumhuriyet dönemi edebiyatı arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi edebiyatı ve genel özellikleri işte